Yıllar önce bana rahmetli Atilla İlhan bir şey söyledi. Dedi ki, Selim dedi, Türkiye'de ulusal duruşun merkezi Haydar Baş'tır. O zaman ben dedim ki, Atilla abi, sen Haydar Hocamı görmedin. Bu noktaya nasıl geldin? Dedi ki, dışarıdan yardım almayan, destek almayan tek adam Haydar Baş'tır dedi. Şimdi o yüzden dün Vahdettin'in, damat Ferit'in, mandacıların olduğu bir yerde tek adam Mustafa Kemal Atatürk'tü. Bugün de Hoca Atatürk, Profesör Doktor Haydar Baş. Bugün esefle üzülerek izliyoruz. Televizyon ekranında bir kızımız soruyorlar. Ne olmayı düşünüyorsun ileride? Alman vatandaşı olmayı istiyorum diyor kızımız. Ubacık kızımız. İmatip'teki genç kızlarımız deist olduklarını söylüyorlar. Gençlerimiz Müslüman Türk kimliğinden uzaklaşıyor ve kaçıyor. Neden? Çünkü Müslüman Türk kimliğini istismar edenleri, içini boşaltanları gördükçe gencimiz onlardan kaçıyor. Yine bugün ne oldu? Egemen Bağış'a siyaset onuru ödülü verildi. Siyaset onuru ödülünün Egemen Bağış'a verildiği bu topraklarda gencimiz Alman vatandaşı da olmak ister, deist olmak ister. Ama Rus Meclisi Duma'da Profesör Doktor Haydar Baş'ı gören Jirinovski ne mutlu Türk'üm diye ne diyor. O yüzden dün Mustafa Kemal'i gören dünya ne mutlu Türk'üm diye ne dedi. Bugün kendi evlatlarımız bu iradeyi görüyor, Alman vatandaşı olmak istiyor. Profesör Doktor Haydar Baş'ı gören Ruslar da ne mutlu Türk'üm diyene diyor. O yüzden biz de diyoruz ki Profesör Doktor Haydar Baş bu çağın Hoca Atatürk'üdür.